derenin, derenin yanı çay. Yar kollarım ay, bu gece gel yanıma, hem ayıl hem de bay. Sen olmazsan Cemile, dünya bana yaramaz. Sen olmazsan Cemile, dünya bana yaramaz. Senden başka kimsem yok, eller beni anlamaz. Senden başka kimsem yok lele, eller beni anlamaz. Komşu kızı Cemile, kız nereye nereye? Buralar çok kalabalık, kalk gidelim dereye. Derenin yanı çay, yar kollarını ay. Bu gece gel yanıma, hem ayıl hem de bayıl. Cemile, Cemile, düştük elin diline. Buralarda yaşanmaz, kalk gidelim bizim ele. Komşu kızı Cemile, kız nereye nereye? Buralar çok kalabalık, kalk gidelim dereye. Derenin yanı çayır, yar kollarını ayır. Bu gece gel yanıma, hem ayıl hem de bayıl. Ağzına sağlık Ruhi'cim, günaydın. Bak, günaydın. Her gelen sanatçı mikrofonu bana veriyor. Bir gün burada şarkı okuyacağım canlı canlı. Vallahi yani, bir gün şarkı okuyacağım canlı canlı. Bence de okuyun. Böyle güzel seslerin arkasından benim böyle detone sesim artık şey olur herhalde. Eğitiriz izle, ya. İzleyiciler artık böyle kulaklarını böyle tıkarlar artık. Yeliz sus yok, falan. Yok yok, her şeyin olması mümkün yani. Eğitim alsam olur mu bu sesten var, bir şey? Okulumuza gelirsiniz, eğitim görürsünüz. Bu sesten bir şey olur mu Ruhi Hocam? Dinlemem çıkar lazım. Çıkar mı? Dinlemem çıkar mı? Şöyle güzel şarkılar benden güzel ezgiler. Efendim Ekin TV ekranlarından herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Çok değerli isimler, çok değerli konuklarım var bugün de. Moda takipçileri diyoruz değil mi? Moda takipçileri, modayı takip eden. Ben her şeyimle modaya uyarım. Ayakkabım olsun, çantam olsun diyenler, ekran başına nişanlanmayı düşünenler, evliliği düşünen özellikle bayanlar, ekran başına diyoruz. 2012'nin abiye kıyafetleri değil mi? Gelinlikleri, gelinlik modelleri. Esin Arıcan bizlerle birlikte olacak. Müzik diyeceğiz. Bağlamasıyla, bağlamanla eşlik edeceksin. Güzel sen sazıyla. Sen bağlama çalacaksın, ben okuyacağım. Efendim tamam. Ruhi Kaan. Kaan. Bir kalır. Ben Kaan'ı bilmiyordum. Ruhi Bir Kalır diye biliyordum. Genelde İkincisi öyle de. Şimdi benim bu 5. 6. albümüm. Daha önceki albümler hep genelde arabesk fantazi türünde ve ayrıca ayrı diye başka firmalara ait. Şimdi bu albüm dört dörtlük her şeyle bana ait. Aranjörlüğünü kendim yaptım, müzik yapımcısını. Albüm süper. Onun albüm. İçin kimlerle çalıştın, bir ne zaman çıktı, evet, klipler hakkında konuşacağız. Efendim ne yapıyorsunuz? Bir de Esin Hanımcığım, ben her gün izleyicilerime otomatik bilgisayar kendiliğinden tarıyor. Hı-hı. SMS gönderen izleyicilerime her gün sabah kahvaltılarında böyle Yeliz Akay'a alsınlar diye, programımızı izlesinler diye çay takımı seti hediyemiz oluyor. Güzel, her izleyicimize. Her gün bir tane ama. Ne yapıyoruz efendim? Bol bol SMS gönderiyoruz. Esin Hanım'a sorularınız varsa, baylar bayanlar, modayı takip eden baylar bayanlar. Ondan sonra Ruhi Bey'e sorularınız varsa, istek şarkılarda bulunmak istiyorsanız. Tabii tabii. Değil mi? Ve bir talihli olmak istiyorsanız, bugünkü hediyemi siz almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz efendim? Kocaman kocaman harflerle Ekin'i yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı ve ilimizi yazdıktan sonra 3929'a gönderiyoruz. Canlı yayın numaralarımızı da hemen hatırlatalım. Belki evlilik aşamasında olup da ya ben şunu işte yapmak istiyorum ama şu şekilde olsa, bedenim bu diyen izleyicilerimiz olabilir. Canlı canlı numaralarımızı hatırlatalım hemen. Alan konumuzla birlikte 0212 639 97 97 numaralardan yayınımıza bağlanabilirsiniz diyorum. Ve hemen bir değerlendirme alıyorum sizden. Kahvaltı masamı nasıl buldunuz? Valla söyleseydiniz kahvaltı yapmadan gelirdik. Belki yakından çeker misin? Yakından çeker misin bir masamı? Valla her gün olmazsa olmazımızı koyuyorum yani. Hani zeytinimiz olsun, peynirimiz olsun. Sizlerin hani kahvaltı masanızda olmazsa olmazınız ne? Ha ben hani illa mesela şunu, zeytini çok severim. Özellikle
çekirdeğiyle beraber yutarım. Çok faydalı. Yani gerçekten çok çekirdeğiyle faydalı. Çekirdeğiyle mi? Çekirdeğiyle yutuyorum. Hiç atmıyorum. 2 senedir mide gastritim vardı. Geberiyordum. Aa, o iyileşti. Geçti yani. Çekirdek sayesinde. Evet. Esin Hanımcığım, senin kahvaltı masanda olmazsa olmazın ne? Ben balı çok severim. Yani organik, doğal. Oo, her şeyimiz var. O zaman sen zeytin dedin, zeytin evet, var. Evet, zeytin. Bal dedin. Ha, Esin Hanımcığım, bal da var. Peynirimiz evet. de var. İşte helvamız var. Ondan sonra simitimiz sağlık, var. Her şey kendimiz. Şu an kahvaltı için her şey müsait. Evet, evet. Kaç veriyorsunuz? Değerlendirmelerinizi şöyle 10 alayım. Üzerinden. 10 üzerinden. Gelen konuklar hep 10 üzerinden 9,5 veriyorlar. Yarım buçuklu şeyden. Nazarı kırıyor. Ha. Biz de tamam, bugün 9.9 verelim. 9.9 mu veriyorsunuz? Evet. Sevgili izleyenler, 9.9 aldım bugünkü konuklarımdan. Buna da şükür. Harika. En iyisini yapmaya çalışıyorum ama işte bir de 10 üzerinden dokunamayacağız bunları. Yani. Neden? Çünkü niye? Kahvaltı yaptık da geldik. Yani. Çok ayıp ama, çok ayıp tadına ama. Söyleseydiniz yapmazdık. Programımızın amacı hem kahvaltı yapmak, hem çaylarımızı yudumlamak, hem de dedikodu yapmak, konuşmak, sohbet etmek. Sabah tamam. böyle sabah saatlerinde seyircilerimizi böyle o mahmur hallerinden uyandırmak. Böyle kıpır kıpır, cıvıl cıvıl böyle. Değil mi? Evet. Nasıl evet, kahvaltı tabii. yapıp gelirsin benim programıma? Esin Hanımcığım, sen yani. Yapmadın biliyorum. Evet. Daha kahvaltı yapmadın. Evet. Evet. Şöyle çayınızı, Esin Hanımcığım, bu senin bardağın. Şöyle alırsan. Ruhi'cim o... O da senin fincanın oluyor. Bu sizin. Evet, çok kibar Ruhi böyle. Bu da benim. Senin hani? Benimki önümde. Benimki her zaman önüme geliyor. Gerçi ben sabah kahvaltı hazırladım ama okullar, çocuklar okullara erken gidiyorlar. Evet. O yüzden çocuklar kahvaltı etsin diye kendimizi ihmal ediyoruz. Onları yedirip servislere verip gönderiyoruz. Değil mi? İki tane oğlum var. Allah bağışlasın, hiç göstermiyorsun. Yani lisede herhalde değil mi? Bir tanesi üniversitede. Üniversitede görüyorsunuz. Diğeri de... Anaokulda. Aslında modadan değil, aslında genç kalmanın sırlarından konuşmamız lazım. Yani Esin bence Hanım'a bakınca de. Ben yani... İki tane çocuğun birisi lazım. Bak üniversitede Allah yani versin. Kaç yaşında evlenmiş benimki, oluyor. Benim de işte 9 yani... 9 yaşında. 9 tane. Kaç tane hadi canım. Şaka. Şaka tabii ki canım, şaka. Yani şimdi sabah şok olmayalım yani 9 tane bu yaşta 9 çocukla. Yani. Esin Hanımcığım önce... Ne derler? 2011'i bitirdik. 2012'nin artık ilk ayındayız. İlk haftasını bitiriyoruz. Evet. Hangisinden başlayalım? Abiyelerden mi başlayalım yoksa gelinliklerden mi başlayalım? Ya da şöyle başlayalım. 2012'nin trend renklerinden başlayalım. Bayanlarda. Trend renklerinden başlayalım tabii. Öncelikle yeni bir yıl, yeni bir hafta, hı-hı. yeni heyecan, hı-hı. yeni başlangıçlar için herkese hayırlı bir yıl dileyelim. Her şey gönüllerince olsun. Tabii evlenen gelin adaylarımız hı-hı. için de evlilik noktası hı-hı. hayatın dönüm noktalarından birisi. Hı-hı. Yaşam şekilleri tamamıyla değişiyor. Hı-hı. Bu yıl evlenecek çiftlerimize en evet. başta bol şanslar dileyelim. Daha sonra bu evliliğin ilk aşamasında işte gelin düğün seremonisinde onları mutlu edecek elemanlardan ya da işte enstrümanlardan hı hı. bir tanesi en başta gelen de giysi oluyor. Giysilerde bu yılın trendlerini konuşursak onlar da daha çok lavanta renkleri. Yani daha böyle uçuk renkler, şeyler. Evet. Yeşilin nil yeşili. Yeşil tonlarında nil yeşili. Her tonun hı-hı. bir ton daha açığı moda. Hı-hı. Pembenin uçuk pembesi. Yani her rengi kuşağı uçuğu. Rengi. Her evet, rengi evet, uçuk, evet. açık renkleri. Sevgili açık pudra tonlarına kaçanlar moda renkler. Moda renkler. Yani şey değil hani. Turuncunun bir ton açığı. Turuncu. Mercanın daha böyle can alıcı bir rengi var. Mercan renkleri. Yeni 2012'de göreceğimiz renklerin başında geliyor. Yani o kadar çok yönlü çalışmaların var ki senin Esin Hanımcığım. Hani hem yurt dışında fuarlar, ünlülerle çalışıyorsun. Ünlüler hakkında o kreasyonlar hakkında konuşacağız. Evet. Nişanlılık, abiye ve özel tasarımlar. Yani özel günlerin özel kıyafetlerini yapıyoruz. Dizi hem kişiye özel çalışıyorsunuz evet. hem evet. de sektörel çalışıyorsunuz. Dizi evet. sektörüne ağırlıklı çalışıyorsunuz. Evet. Tiyatro, yayın evet. öncesi birazcık sohbet konuşup etmiştik. onlar hakkında konuşalım. Tekstil firmaları için kumaş ve renk koleksiyonu hazırlıyorsunuz. Sonradan evet. Yurt dışında bu çalışmalarınızı yaptıktan sonra kendi tarzınızı Türkiye'ye taşıyorsunuz. Evet, doğru. Değil mi? Evet, doğru notlar almışım. Ondan sonra bu kumaşların imalat ve sevkiyat takibini yapmışsınız, değil mi? Yurt dışında.
Ondan bunların sonra Türkiye'de. Hazırladığımız koleksiyonlarda kullanacağımız kumaşları ve aksesuarlarını da tercihini biz yapıyoruz. Gelinlik ve iç dikişli kıyafetlere yönelik çalışmalarınız var. Şu anda da İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatları Derneği Başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi renklerden konuştuk Esin Hanımcığım. Hep uçuk renkler dedik. Kırmızının, pembenin, eflatunun değil mi? Hep uçuk renkler. 2012'nin trend renkleri dedik. Mercan'ın özellikle daha açık renkleri moda. Abiyelerde peki yani gelinlik olsun işte söz, nişan, özel günlerde abiye... Tasarım olarak İtinde şöyle. Daha çok hemen ilk kanı şudur özellikle annelerin. Siyah giyin beni ince göstersin. Ama bu tamamen yanlış bir yanılgıdır. Hani renkten dolayı, kilodan dolayı renge sığınmanın pek bir gerçekçi yönü olmadığını biz kendi modayımızda sürekli tekrarlarız ve en başta deriz ki biz siyah yapmıyoruz. Hani değil mi? Bir evlilik siyah gibi bir günde üstelik böyle matem gibi olmasın. Canlı renkleri seçelim, ağır renkleri seçelim. Mesela yeşilin petrol tonunu seçebiliriz ama bir siyah yapmayalım diye söyleriz. Biz sizi ince görünmek istiyorsanız en başta kullandığımız model seçimi çizgilerle ve kumaşların kullanım teknikleriyle daha önce kesin iki beden siyah, ince gösteririz diye mesela söyleriz. Mesela siyah diyoruz işte özellikle Türkler dedi mi Ruhi'cim hani erkeklerde de olsun kadınlarda da olsun. Aman siyah giyeyim ince görüneyim. Aman siyah giyeyim işte can simitlerim ortaya çıkmasın. Basenlerim ortaya çıkmasın. Peki hanımlar siyahtan evet siyah bir takıntı. Hanımlar ve beyler siyahtan vazgeçtiler. Evet. Nasıl kamufle etmeleri gerekiyor fazla kilolarını? Ben söyleyebilirim. Ama sana söyleyeyim ama sen gayet iyi görünüyorsun. Yok kendimi kastetmiyorum. Gördüğüm bazen çarşıda görüyorum ben. Evet. Şişmanlar dar giyiyor. Dar giyince ne oluyor? Her şey çıkıyor ortaya yani. Kilolar falan. Evet, biraz daha bol giymek lazım. Bunun renkle ilgisi var mı? Renkle yani siyah giydim ince görünüyorum diye bir şey yok. Hele bir de bedeni saran kıyafetleri giyince böyle esneyen kumaşları tercih edip de kilolular özellikle onu giyince yani hatlar ortaya çıkınca hoş bir görüntü olmuyor. Hangi renkleri giymeleri gerekiyor? Şimdi her rengi. Erkek şimdi mavi giyemezler. Petrol mavisi giyemez herhalde. Yani bayanlar açısından şöyle baktığımızda yani tamam siyahtan vazgeçtik. Hangi renkler özellikle kilolarımızı kamufle eder? Şimdi renkle değil de daha çok çizgi seçimleri, model seçimleri ve de kalıpla ilgili yani belirli bölgelerde bence vücudun de güzel ve ince yerlerini oturtup, kalıpta dikişte oturtup böyle saklamak istenen bölgeleri daha böyle rahat bırakıp bolluğunu bırakırsa o zaman ince görünür. Daha bir ince görünür. Şimdi bazı sizin öyle bir sorununuz yok. Benim öyle bir problemim yok. Benim koşturmam yetiyor zaten gün içerisinde. O spor her gibi oluyor ince yani. Görünüyor hakikaten. Esin Hocam evet, o şeyle sen dedin işte nasıl zayıf kaldığını şimdi gözlerimle gördüm Yeliz'cim. Hani bu kadar koşturmaya falan. Şimdi kadınlar mesela bol giyiyorlar. Kilolarını kamufle etmek için i̇şte, tamam çizgiler. Öyle olması gerek. Ama bu zaman o zaman da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hani şöyle bir mantalite oluşuyor. Ya Yeliz işte ya dedin çok güzel hani giyin. Ya öyle de diyor. Daha bol giyindiğimde kilolarımı kamufle ettiğimde bu sefer de diyor daha çok yiyesim geliyor. Hayda. Yani kendimi tutamıyorum diyor. Hani bol giyiniyor ya. Dar giydiği zaman gözüne batıyor aynada. Evet, evet. Bol giydiği zaman da kiloları kapanıyor ama bu sefer de bir rahatlık başlıyor. Zaman yiyor. O kıyafetlerin altında diyor, bol kıyafetlerin altında daha da yiyesin geliyor. Şimdi bol kıyafetler de olduğundan daha iri gösterir, daha böyle büyükmüş gibi gösterir. Onun yerine anatomi üzerinde ince olan yerlerini, ince güzel yerlerini daha dediğim gibi oturtmalı kalıplarla gösterip daha kasaklaması gereken yerlerde bolluğunu ya da oralara bir espri uygulayarak zayıf görünebilir. Mesela daha çok kollarını sorun edenler. Kollarının hani ince görüneceği yere kadar şu kadar mesafede bir takma kol olabilir. Boyu uzun olanlar daha çok kuplu kalıpları tercih edebilirler. Boyu uzun. Nasıl bir size kalıp? Size her şey yakışır. Bir dakika ben ayağa kalkmak istiyorum şöyle bir. Şöyle bir kıyafetimi de görsünler. Sağlamamı da görsünler şeyiniz izleyenlerimiz. Şimdi benim formatımda bu boyda olan izleyicilerimiz varsa şöyle beni örnek alarak kısa mı giymemiz gerekiyor yoksa uzun elbise mi? Abiye de mesela. Bir gece diyelim ki güzel özel bir geceye gittiniz ama siz öyle zayıf demeyeyim olduğunuz için size tütü etekli böyle biraz kaba, hafif biraz kabartılmış. Böyle üst tarafı drapeli, hafif biraz da dekolteli giysiler çok yakışır.
Siz zayıf olduğunuz için çok oturtmalı değil. Biraz bol kıyafetler daha güzel yakışır. Yani zayıf bayanlar, zayıf uzun bayanlar ne yapıyoruz efendim? Kat kat böyle gelinlik tarzında değil mi? Elbise böyle etekler oluyor hani kat kat şey olur ya. Prenses diyelim, prenses tarzı ya da balerin şey etekler tarzında. Onu pileli çok... pileli ha aklıma pileli, geldi pileli böyle pileli, pileli giyiyoruz efendim sen. Pileli pileli giyelim çıkalım evet, uzun boylu sarışın. Onu, ay onu... sarışın bakar mısın zayıf bayanlar. Onu düşük bel olarak kullandığımız zaman ve bele bizgi yapmadığımız zaman kesinlikle sizi daha ince ve hoş kesinlikle, gösterecektir. Kesinlikle çok doğru kadınlarda. Beli ince gösterecektir. Kadınlarda bir de Esin Hanımcığım şey dedin kollarının altı böyle. Kollara evet onu hep söyle yaş gereği anneler yani kayınvalideler diyelim düğün evet. dönemi için bahsedersek. Genelde sorunlardır, birinci sorunudur. Onu da biraz düşürerek kolları gerekli bir, yani çok da uzun değil, belirli bir yere kadar. Orada bir espri uygulayarak onu kamufle edebiliriz. Mesela ünlülerden Rui'cim, senin tarzın nasıl? Yani sen modayı takip eder misin? Takip ederim derken öyle aşırı değil. Yani, bir şey almaya gittiğimde... Yani pazardan bir şey alırım, beğenirim, giyerim de diyorsun yani. Bir şey almaya gittiğimde üzerime giyerim. Aynada bakarım yakıştı mı yakışmadı mı yanımda eşim varsa veya bir arkadaşım varsa ona sorarım nasıl olmuş diye. Okey'i alırsam evet. alıp giyiyorum. Hayır yakışmadı derlerse zaten benim evet. de alasım gelmiyor geri bırakıyorum. Beğenmiş de olsam yerine geri bırakıyorum. Yanınıza bir tane güvendiğiniz zevkine güvendiğiniz birine alışverişe çıkıyorsunuz. Mutlaka kendim karar verdiğim zaman sonradan pişman oluyorum. Peki eve orada, geliyorum kimse beğenmiyor. Peki bunu satan kişinin orada tezgahta o zaten satan kişinin... şeyin derdinde. Satsam satışı. Da para kazansam. Peki mesela bu tarzına çok uygun. Giymek istiyorsun ama işte bel bölgen. Yani şimdi erkeklerde yanlış anlamasınlar ama erkeklerde hani göbek problemi vardır yani. Evet. Ya işte küçüktür işte ayva göbeği falan ben ama dedim. Bu ciddi anlamda dar bir gömlek, dar kesim gömlek giydiklerinde çıkıyor ciddi be. Anlamda çıkar. Şimdi sende böyle bir var, hafif, bende de hafiften var, senin göbeğin var Ruhi'cim. Sevgili izleyenler çok hafif ama. Çok hafif ayva var. Mı deniyor buna? Ayva göbek. Ayva mı artık? Sizin tabirinizde. Sizin tabirinizde. Şimdi çok güzel bir gömlek beğendin dar kesim. Olmadığında mesela almıyor musun yoksa böyle bir şimdi, korse falan filan? Yok korse morse kullanmam ben. kadınlar oraya da geliyor şimdi var ünlülerden böyle. Var aman var. İşte, göbeğim çıkmasın aynen falan. Öyle kadınlarda mesela görüyorum işte sosyetenin ünlü isimleri efendim çok şık. Abiyeler evet. giyiyorlar ama o kolların altında böyle tuzlu alıyor. Masada mesela bir şey alıyor. Böyle bir sarkma. Sarkmış. Sarkıyor yani. Evet. Bunda bunda kamufle edilemez herhalde değil mi? Çok dar mesela. Elbise çok dar ama o kolun altındaki tamam bir şekilde elbisenin şeyiyle birlikte ne derler tasarımıyla birlikte o kiloları kamufle etmiş. Ama o kolun altındaki şeyler o... Kamufle etler olmuyor. Böyle sallanıyor. Onun içinde böyle çok hafif lazım? Uçuşan bir şifondan hafif bir aksesuar niteliğinde küçük bir bant bile taksa onu kapatır aslında. Bant derken? Yani şuradan bir bant küçük bir şifon uçuşsun mesela. Yani aksesuar gibi yapsa bile onu kapatabilir. Sen çok önemli isimlerle Türkiye'de bugün çok önemli isimlerle çalışıyorsun Esin Hanımcığım. Birçok evet. yerde de senin yerlerin var, çalışanların var. Evet. Şöyle bize birkaç isim verir misin? Tabii. 36 beden istiyor. İçine işte korseyle böyle kıstıra kıstıra sıktıra mesela Niket Duru, ünlülerimizden Niket Duru bu yıla kadar yani fiziğini koruyarak gelmiş sanatçılarımızdan ama o her zaman gepiyeri tercih eder. Gepiyersiz hiç sahneye çıkmaz. Gepiyer ki böyle iyice artık bağlamalıdır, i̇yice sıkar iyice. En az iki beden ince gösterir ve yani tamamen korse gibidir sarı. Onun üzerine genel giysilerini giyerek o şekilde sahne alır yani en başta ki sanatçılarımızdan biri. Mesela dekolte verecek. Ben bir sanatçıda görmüştüm. Duymuşum ismini de vermiyorum. Konsere çıkıyor Ruhi'cim. Bilmiyorum haberiniz var mı? 2-3 tane ince çorap kat kat kalın giyiyor ki bacaklarım daha dolgun, daha parlak görünsün diye. Var mı hani... O da zayıflarda böyle, olan bir takıntı herhalde. Senden böyle bir taleplerde bulunan hani işte sırtımı daha şey göstersin. Sırtım güzel, daha... orayı daha çok açalım. Ya da daha çok işte boyun, gerdan tarafım daha kısmı. Güzel. Giysilerimi ona göre yapalım.
Tabii böyle. Dediğim gibi güzel yerlerini öne çıkaran ama göstermek istemediklerini kamufle edici, oralara espriler uygulayıcı modellerle tasarladığımız kıyafetlerle sahne alan sanatçılarımız var. Kimler mesela? Yani Niran İnsal mesela, o zayıftır. Aynı sizin gibidir. Zayıftır, kibardır, hoştur. O da zayıf her şeyi güzel taşır. Ama hani boyu kısadır. O bakımdan kendini uzun gösteren kıyafetleri tercih eder. Yani kısa boylular o zaman. Niran Ünsal'dan örnek verdik. Evet, o Asena da o şekilde. Oriental havası daha çok olduğu için. O da göğüs dekoltesini çok sever. Tabii. Dekoltesi çıkmaz göğüs dekoltesi. Bedene oturan kıyafetleri daha çok tercih eder ve her zaman derin bir bacak yırtmacı olmadan pek bir sahneye çıkmak istemez yani. Derin bir aslında bacak yırtmacını çok ister. Evet, yaptığı işle de tabii ki alakalı, bağlantılı yani. Peki Esin Hanımcığım, şöyle bir soru sorsak. Kısa boylu hanımlar. Evet. Kısa ve kilolu. Boylarını kısa ve evet öyle diyelim. Kısa ve zayıf. Oraya geleceğim. Kısa ve kilolu bayanlar boylarını uzun göstermek için ne giymeliler, ne yapmalılar? Ya da nasıl giyinmeliler? Tek parça ve kuplu giysileri tercih etmeliler. Kuplu derken? Kuplu, böyle göğüs kupundan aşağıya dönen, yani şöyle bir şey. Elbisenin kesiminde belden kesik, göğüsten kesik ya da düşük belden kesik dikişleri değil. Boydan gelen kalıplarla kesilmiş olan elbiseleri. Tek parça giyecekler. Tek parça. Tek parça giysinler. Duydunuz mu? Tek parça. Tek parça. İki parça değil efendim. Tek parça. Kuplu giyinenden tercih etsinler. Çünkü bu kuplu bütün kesimlerde. Onların daha çok bel kısımları incedir. Ondan sonra genişlemeye başlar. Tam göğsün altı olan yan taraflardan böyle birazcık dikişleri sıklaştırdığımız zaman, diğer taraflara bolluğunu verdiğimiz zaman onlar kesinlikle ince görünürler. Kısa boylu ve şişman. İşte ince ve uzun görünürler. Basen bölgesi, bacak bölgesi, bel kısmı ince diyoruz, inceltiyoruz sizin dediğiniz tasarımlarla. Evet. Alta doğru da bollaşıyor, ne oluyor? Kalçalar fazla. Evet, ama o bolluğu da dizden sonra hafif hafif dize doğru böyle daraltarak, böyle bir vazo şeklini vererek, evazelik vererek. Daha bir yani aşağısı da çok çok bol olunca da hoş görünmez. Eteğin ucuna doğru da bir daraltma vererek hoş bir görüntü elde ediyoruz. Peki zayıf, kısa boylu bayanlar? Zayıf ve kısa boyluysa onlar için özgür, zayıflar için her şey yakışıyor. Onlar da herhangi bir boylarını daha uzun onlar göstermek onlar zevklerini boyu uzun göstermek için o tek parçalar her zaman uzun gösteriyor. Daha çok bu dikişleri göğüs altından olduğu zaman onlar daha bir uzun görünürler, zayıflar. Yani şuradan başlayan dikişlerle daha sonra etek tarafı bol bırakılmış kıyafetler onları daha uzun ve sade hoş görür. Ama kilolularda o keser. Hani vücudu iki parça gibi göstermeye başlar. Sokakta mesela şimdi bir de sokak modası diye bir şey çıktı ya Esin Hanımcığım. Sokakta görüyorum boyu kısa ve kilolu, bacağı olsun, işte basenleri olsun. Hepimiz görüyoruz yani. Şimdi etek, mini etek bence yakışmıyor. Evet. Yani zayıf tight. Değil mi? Üzerine tight de bir bluz giyilince o tight'in ve bluzun orantısı da çok önemli. Eğer üstteki bluz daha kısa kalırsa tight hiç hoş görünmüyor. O zaman bacakları çok kalın görünüyor. Ama o tuniğin boyunu dize kadar indirirse o zaman dizden sonra bacak daha ince olduğu için daha ince bir görünüm olur. O üzerine giydiği bluzun boy ölçüsü de orada çok etkili duruyor. Ruhicim sen ne tarz giyinirsin? Böyle vallahi, spor mu, klasik mi? Ben genelde... Spor klasik karışımı herhalde. Seni karışık giyiyorum. Takım elbisem de var. Hatta buraya gelirken takım mı giysem, böyle mi giysem, takım mı giysem? Yok, güzel. Böyle gayet spor de, gayet şık görünüyorsun. Altı spor, üstü de klasik. Şık yani. Hangi renkleri tercih edersin mesela? Daha psikolojine göre değişiyor mu? Ben de öyle biraz değişir birazcık. Ama siyahı seviyorum. İşte açık tonları seviyorum. Öyle fazla işte bazen böyle yeşil, yok turuncu falan o renkleri sevmiyorum. Erkekler genelde giymiyorlar yani. Evet, sahnede giyenler var. Var, giyenler var. Fatih Ürek gibi turuncu renklerde, açık yani, renklerde falan böyle değil mi? O bize gelmez yani, gelmez. Biraz daha böyle tezat oluyor yani. Evet, biraz açık, daha. Çok açık bir turuncu rengiyle hani yani sahne aldığı. Değil mi? Birazcık albümden konuşalım mı? Konuşalım. Albüm çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hangi
Kalır Müzik'ten mi çıktı? Bir Kalır Müzik. Bir kendi kalır. Firmam. Kendi firman. Yani bu albümde her şeyi ben kendim yaptım. Türkiye'de bir ilk diyebilirim. Müzik yapımcısı benim. Aranjörü benim. Stüdyo benim. Birçok müzik sanat zaten. Besteler benim. Evet. Çalanlar da benim. Bağlamaları kendim çaldım. Aranjeleri kendim yaptım. Kendi stüdyomu da hazırladım. Bunlar o zaman canlı yani. Canlı istiyorum efendim. Playback istemiyorum. Bağlamanla da gelmesin. Bazen ilginç şeyler de çıktı ortaya. Mesela yalnızım, kimse yok. Bilgisayarın reç tuşuna basıp içeriye koşa koşa gidiyordum. Başlıyordum çalmaya. Kimse yok, tek başıma. İlham geliyordu. Değil mi? Nereden tabii. Öğrendin bağlama çalmayı? Bağlama çalmayı rahmetli babamdan öğrendim. Sonra benim amca çocuklar vardı. Onların yanında yetiştim. Ekstra düğünlere falan giderdik. Tef çalmayla başladım. Tefle başladım. Sonra göre kulağımız doldu. Çalıyor musun? He? Çalabildiğin başka enstrüman var mı? Ut, cümbüş, bağlama. Çok güzel. Klavye. Genelde böyle Türk halk müziği, halk müziği sanatçılar, halk müziği okuyan sanatçılar. Burada konuk aldığım sanatçılardan örnek verecek olursam genelde hep böyle ailelerinden gelen bir bağlama sevdası, halk müziği sevdası, babasından öğreniyor, çevreden, arkadaştan, evet. Çevresinden ve sonra başka enstrümanlar da çalmıyor. Senin de herhalde hikayen şimdi, hemen hemen aynı. Aynı. Ben bağlama çalıyordum. Sonra bir gün gezerken bir vitrinde ut gördüm. Dedim acaba ben bunu çalabilir miyim? İçeriye girdim, denedim, baktım çalıyorum. Satın aldım. Becerebiliyorum. Satın aldığım gün sahneye çıktım. Türk sanat müziği, bildiğim Türk sanat müziklerinden okumaya başladım. Çok güzel. Alaylı mısın, eğitimli misin? İkisi de. Şöyle ki, eğitimli derken Adana'da benim hocam vardı, Feridun Dalgınlı. Şu an Belediye Konservatuvarı'nda. Buradan da ona sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum Adana'ya. Ondan öğrendim. 3 sene yaklaşık ondan nota, solfej, işte öyle bir eğitim aldım. Bu arada kendim de çalışıyordum. Sonra Adana'dan bir beste yarışmasına katıldım. O zamanlar Müzik Magazin dergisi vardı. Beste yarışmasına katıldım. 2500 şarkının içinden 3. oldum. Ödülümü almaya geldim. Ödülümü aldım, sertifikamı aldım, paramı aldım. Sonra burada kaldım, daha da gitmedim. Sürekli beste yapmaya başladım. Şu ana kadar 1000'e yakın bestem çeşitli sanatçılar tarafından okundu. Kimler okuyor? Muazza Bacı, Seher Dilovan, Nuri Ertürk, Ayhan Aşan, Alişan, Ceylan. Çok güzel. Hangi türküler? Şöyle isimlerini birkaç tane isim söyler misin? Vahi be, vahi. Ah sana mı ait? Vahi be. Ay canlı istiyorum. Saz eşliğinde bağlama sesiyle şöyle. Başka? İşte Muazza Bacı'da Tanık Geceler, Tek Bir Kıvılcım'dan Yangınlar Yaratırdık, Sevdayla Sarılırdık Buluşunca. Aslında tanık senin tarzın Ruhi'cim hem halk karışık. Müziği hem Türk sanat müziği, böyle Türk sanat müziği. Bugün... O uttan kaynaklanıyor işte, biraz ut çalmaya başlayınca içimdeki o Türk tınısı, sanat müziği çıktı ortaya. Ona yakın besteler de yapmaya başladım. Bağlama çalarken Türk halk müziği daha ağır basıyor. Peki bu albümde var mı böyle Türk sanat müziği, o albümde yok. Müziği karışık? O albümde yok. İlerleyen zamanlarda yapmayı düşünürsün herhalde değil mi? Böyle Türk sanat müziği mi? Türk sanat vallahi müziği düşünmüyorum. Halk müziğinde noktayı koymak istiyorum. Halk müziği çok başka bir şey. Değil mi? Çok başka bir şey. Yani yöreler var, mızraplar var. Silifke yöresi, Konya yöresi, işte Ege yöresi, İç Anadolu. Ne bileyim yani onun için çok geniş bir yelpaze mi diyelim. Çok geniş bir müzik yelpazesine sahip Türk halk müziği. Kesinlikle. Ve dünyanın her hiçbir yerinde var, yöresel, yok. Yöresel tabii ki. Türk halk müziği dünyanın Ege'nin hiçbir var, yerinde. Ege'nin var, Karadeniz'in var, evet, Doğu'nun var, Güneydoğu'nun var, İç Anadolu bölgesinin var değil mi? Hepsinin ayrı ayrı tarzları, ayrı ayrı renkleri var yani. Değil mi? Peki bu albüme şöyle baktığımızda, eserlere baktığımızda en çok hangi yöreye hitap ediyor yoksa karışık mı diyorsun? Biraz karışık ama... Benim mesela daha çok hoşuma giden İç Anadolu bölgesi. Yani öyle parçaları okuduğum zaman öyle çıkıyor. Evet. Beni burada bir başıma bırakıp da gitme yârim. Yani normal parça okusam da böyle İç Anadolu gibi çıkıyor. Belki bu biraz Neşet Ertaş'ı fazla sevdiğimden. Ben de çok severim, babam da çok sever Neşet Ertaş.
zaten Türkiye'de bir idol yani. Evet, evet. Çok büyük bir insan. Kendine has bir tarz yarattı yani. Aynen öyle, Aşık Mahzun'un işleri. Gibi. Şimdi sizler onlardan aslında feyiz alıyorsunuz, feyiz değil mi? Feyiz alıyoruz mutlaka. Hani onların mutlaka, eserleri mutlaka. Mesela çok severim, Hata Benim mesela çok severim, Leyla çok severim. Evet, evet. Çok hepsi severim. Birbirinden güzel. Değil mi? Bunlar ölümsüz türküler, yüzyıllar boyu kesinlikle çok çalacak, doğru. Dinlenecek. Ve herkes bunlardan feyiz alacak. Hı hı. Daha ilerideki yıllarda mutlaka herkes bunları dinleyecek, feyiz alacak. Yeter ki altyapılarını bozmayalım. Bozmayalım. Şimdi sektörde böyle... Kültürümüzü, yöremizi bozmayalım. Bozan bazen, insanlar var, sanatçılar var. Yani ne diyorsun onlara? Yani ben isim vermek istemiyorum. Böyle hı-hı. televizyonu açıyorum, izliyorum, izliyorum. Ver isim ver, burada biz kimse yok. Ha, ben mesela Kral TV'yi izleyemiyorum artık. Eskiden neden? Çok izlerdim. Evet. Ama şimdi açıyorum böyle saçma sapan Avrupa'yı popçular taklit mı? Etme. Popçular yani orasını burasını açmış. Yani ben aileme izletmiyorum. Hemen çeviriyorum yani. Değil mi? Ayıp, ayıp şeyler. Biraz, bizim kültürümüze uymuyor. Biraz o eserleri dinlerken de işte o yörenin edebine, uymalı, hayasına, uymalı. Örfüne ve adetine uyarak yaşamayı Kral TV'de yaşamayı neden aslında. Öyle bir şey yaptı anlamış değilim. Halk müziği yayınlamıyor. Sadece bir kanal kültürümüzü yayınlamıyor. Birçok kanalda var aslında yani tek bir kanalı baz alarak konuşmayalım bence değil mi? Hani genel konuşalım ama çok... Kral TV eskiden her şeyi yayınlıyordu. Bir Neşet Ertaş yayınlıyordu, evet. Mahsuni Şerif yayınlıyordu. Şimdi ne olduysa ne oldu yani başa geçen her kimse böyle bir şey yap, siper yaptı. Hayır siz gelemezsiniz, siz gelemezsiniz. Yani asıl kültürümüz onlar, asıl kültürümüz o türküler. Evet. Mehmet Ali Toy göndermiş. Seni zalim istiyor Ruhi Bey'den. Hmm. Günaydınlar demiş. Seyit Ali Taner göndermiş Van'dan. Ali Demir göndermiş Isparta'dan. O kadar uzun yazmışlar ki teşekkür ediyorum. Benim izleyicilerim böyle her günlerini değerlendiriyorlar. Kıyafetlerim hakkında, saçım hakkında. Çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Orkun Altun göndermiş Ardahan'dan. Cemal Özedoğan göndermiş Ağrı'dan. Ağrı'dan göndermiş. Evet teşekkür ediyoruz. Başka yok. Sen nerelisin? Adanalıyık. Adanalısın. Adanalı Allah'ın benim Adanalıyık. Adanalı benim bir izleyicim var. Her gün bana program başladığından beri her gün bana SMS gönderiyor. Ha şunu söylemek istiyorum. Bugün SMS'in yok. Bugün Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluş günü. Fransız, 5 Ocak. Aa çok güzel. Evet 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu. Bugün buradan da ben tüm Adanalılara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, mübarek olsun. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir de ne yapıyoruz? SMS bekliyoruz. Bekliyoruz. Ha, hatta hediye kazanmak Taksim için meydanında. Çay takımı seti hediye kazanmak için ne yapıyoruz? Ekin yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı ve elimizi yazdıktan sonra 3929'a gönderiyoruz. Biz de burada canlı canlı okuyoruz. Evet. Ha, Taksim meydanında çelenk koyma şeyi var, töreni var. Bu saatler doluyordur herhalde değil mi? Bilmiyorum ki saat kaçta yani oraya gidecektim ama sağlık olsun. Buraya geldik. Bir dakika ben de engel oldum şimdi. Evet, bir dakika. Evet siz engel oldunuz. Bir dakika ben mi engel oldum? Adana'nın kurtuluş gününe katılamadığım için bir dakika. Katılamadım sayenizde. Ay, çok ayıp, çok ayıp. Buradan zaten buradan evet buradan anonsunu yapıyorsun zaten yani. İşte belki daha güzel oldu. Yani öyle bilemiyorum artık. İyi karşılamadık mı yani? Ama bir orada olmak ayrı bir şey. Tabii doğru. Öyle, Adana'dan İstiklal Marşı SMS okunacak. Bekliyorum. Fanlarından hayranlarından SMS bekliyorum. Adanalılar ekran başına Ekin TV açıyorsunuz. Elinize telefonu alıyorsunuz. Evet. Esin Hanımcığım sen nereliydin? Fethiye'liyim. Fethiye, Antalya Fethiye değil mi? Muğla Fethiye. Pardon, Muğla Fethiye, pardon. Muğla'dan da SMS bekliyoruz, Fethiye'den de SMS bekliyoruz. Evet, izleyicimiz Seni Zalim istemiş. Okuyalım. Onu bir, kim istemişti okuyalım. İsmini? Kim istemiş? Seyit Ali Taner istemiş. Sevgilerimi yolluyorum. Evet, sevgilerimizi gönderelim. Bir canlı böyle bir şey alalım mı senden bağlamayla, bağlama eşliğinde ne alalım? Canlı okumayalım da çünkü bunun kablosu falan. Akordu mu ya? Akord meşhur akordu ya bu. Peki o zaman. Arada akord yaparız. Tamam arada. Reklam arası. Akord değil şekerim. Akord. Akord. Ha neymiş? Akord. İbrahim Yedek ama akord diyoruz efendim. Akord. Akord değil yani. Tamam akordunu yapalım. Tamam. Hangi şarkıyı okuyacaksın şimdi? Seni Zalim'i yapalım. Seni Zalim'i klip alalım. Klip parçamız evet, ayrıca. Klip parçası bir numara değil mi? Evet bir tamam. Numara. Tamam. Çok var. Thank you.
mu? Yok ettin, acımadın bana hain yar. Bu dünyayı dar ettin, umudumu aldın benden yar. Zannedersem ölürüm ben, kendimi biliyorum yar. Ölemezsem sürünürüm, bu can senin elindedir. Yaşıyorum gayetsiz, ölüyorum sevdasız, yanıyorum yar sensiz, seni zalım, oy oy. Yaşıyorum gayetsiz, ölüyorum sevdasız, yanıyorum ben sensiz, seni zalım. Öyle sevmişim Kerem gibi, Mecnun gibi yar. Canım gibi bilmişim, nefes gibi su gibi yar. Başım alıp giderim, yüreğimde saklarım yar. Gözden ırak severim, aşkın ile ölürüm yar. Yaşıyorum gayetsiz, ölüyorum sevdasız, yanıyorum yar sensiz, seni zalım, oy oy. Yaşıyorum gayetsiz, ölüyorum sevdasız, yanıyorum ben sensiz, seni zalım, oy oy. Yaşıyorum gayetsiz, ölüyorum sevdasız, yanıyorum yar sensiz, seni zalım. Ay çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok iyi. Zalimlere yazdım bunu ben. Terk edip gidenlere, terk edip giden sevgililere. Evet, gitsin. Zalimlere gelsin. Zalimlere. Çok zalim var biliyorsun. Bilmiyordum. Bilmiyor var musun? Mı? Yok mu? Var mı? Ya. Bir dakika sevgili izleyenler, bir dakika var mı? Var mıymış yani? Zalimler mi? He. Çok zalim çok. Herkesin zalim. Gönlünde yatan bir kaç zalim tane, vardır. Bir dakika kaç tane zalim oldu hayatında? Benim? Ha. Ya o konulara girmeyeyim. Bir dakika. Bir dakika yani, sen zalim an... dedin ben de bak zalim. Açmayacağım. Sevgili izleyenler. Ben açmayayım diyorum ama konuklar, sanatçılar zorla açtırıyorlar. Gel de sorma şimdi. Bak ben meraktan ediyorum şimdi. Sor, hadi sor. Bir dakika zalim ha. Dedin. Benim evet. Girmem lazım oraya. Şimdi girmezsem tamam. Olmaz ya. Meraktan çatlarım. Kaç tane zalim oldu hayatım. Ya bu kaç tane meselesi değil. Yani birine kapılırsın. Hmm. Kapılırsın. Ama şarkı işte, çok içli. Acı çekersin. Veya ne bileyim kavga edersin. Ben şöyle ki mesela... Eşimle evlenmeden önce onunla kavga ederdik, ayrılırdık, bir tane ayrılık yazdım. Şarkısı yazardım. Eşine mi yazdın bunu? Yani, işte ne bileyim, eğlenirdik, neşelenirdik. O zaman vur elleri hop oynasın, saçlar tel tel dağılsın. Öyle neşeli şeyler yapıyorum o zaman. Aa bu, bir dakika. Bunu Seher Diloğan okudu. Evet. Bu da söz müzik benim. Sanki Neşet Ertaş da okudu gibi. Birkaç, 3-5 kişi, 10 kişi okudu bunu ya. Yani Kadir İpek okuduğu bir oyun havaları CD'sinde yer aldı. Bayağı çok güzel. Kişi okudu. Seni unut demeyi unutamam. Bu şey mi? Türk sanat müziği. Hayır. Yanlış mı? Türkü. Söyledim? Oradakilerin olan hepsi türkü. Unuturamaz. Aa tam Türk sanat müziği. Hakikaten tam Türk seni sanat müziği. Seni hiçbir şey. Bu başka, aa, o başka. Evet. O zaman Türk sanat müziği. Esin Hanımcığım ne alalım? Veda Bosesi olur mu? Eurovizyon ne olur? Veda Bosesi. Ya kulakların çınlasın mesela. Olabilir. Ya da duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Buradan çıktıktan sonra böyle albüm şeyleri alacak, tekilleri alacak artık. Modacılığı, ha, modacılığı stilistliği bırakıyorsun. Evet, ben sanatçıların de giyimleriyle ilgileneyim. Değil mi? Değil mi? Olsun, arada bir böyle şarkıda söyleyin yani. Değil mi? Albüm şey teklifleri alır yani, niye olmasın? Ama işte sesi terbiye etmek önemli aslında değil mi? Evet, yani, ya, terbiye etmek ayrı bir şey. Bir de sevmek lazım. Her şey olduğu gibi. Tabii, sevmek lazım. Sevdiğin ben genelde zaman... sadece... Özür dilerim, banyoda şarkı söylüyorum. Ne? Banyoda. Ya keyifli yani. Genelde öyle olur yani. Onun keyfi de başkadır yani. Yani genelde. Yağır saçlı. Aynen. Detone bir ses sadece banyoda söyler yani. Evet. Yani banyoda çıkar sesi değil mi? Banyoda, mutfakta. Aynen öyle. Kendi kendimize mırıldanıyoruz. Vardır ama değil mi? Bir yere gidiyorsun. Ya Ruh ya, bir halk müziği patlat ya da bir Türk sanat müzesi patlat da şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Tabii beni görünce herhalde, insanlar zaten akıllarına o geliyor. Değil mi? Birazcık. Ben bile istiyorum yani, canlı canlı istiyorum evet. Yani Türk sanat müziği. Okurum ben yani, canlı performansım da çok iyi. Çalıştığım mekanlarda. Evet, cesaret edemiyor. Evet, çalıştığım mekanlarda hep takdir almışımdır. Hatta bir yerde çalıştığımda işi bırakmak istedim. Onlar cihazlarımı şey aldı, rehin aldılar. Sen işi bırakamazsın. Tehditler aldım. Ya işi bırakamazsın ya diyor bana. Dedim niye? Sizinle kontratın mı var? Sözleşme mi var? Yok. Ben ayrılmak istiyorum. Bir sene, iki sene çalıştım yeter. Evet, Türk sanat müziği yani, ama. Türk sanat müziğine ama çok o ses rengin ve tının. İşte halk müziği için. Kadar fazlaca şöyle bir bende de birazcık kulak vardır. Türk sanat müzikisine çok yönlü sanatçıyım. Bu her sanatçıda olmayan bir yetenek. Mesela bir beste yaptım ben. Bir beste yaptım. Bak ondan da biraz mırıldanayım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Evet, her sanatçının da cesaret edemez yani. Sabah bakın bu hangi ters? Dün gece çok düşündüm. Sen ve ben hiç olmuyor, ayrılık ölüm gibi olsa da unutacağım. Gözlerim hiç görmeyecek, ellerim hiç tutmayacak, dizlerim hiç tutmayacak. Olsa da unutacağım. Yani çok güzel. Fantazi değil. Hafif biraz fantazi olabilir ama. Pop müziğiydi. Aslında evet pop, çok yoruldu. Slow sınıfına girebilir. Arabesk yani öyle var bestelerim mı? De var. Arabesk. Asıl ben arabeskçiyim. Mesela Selahattin Özdemir'in ilk okuduğu, benim ilk bestelerimden okuduğu parça albüm ismi oldu. Yaşarken Ölenler. Öyle garip bakmayın bana, feryadım yaşarken ölenler için. Yalnız ölenlere yas tutulmaz ki, feryadım yaşarken ölenler için. Oo, feryadım yani, yaşarken ölenler için. Evet. Çok anlamlı. Bir dakika. Benim bu ilk bestem. Tamam, ilk bestem demek ki. Çok büyük bir zalim varmış senin hayatında. Bak ben bunu şey yaptım. Ya şimdi konuyu getirdin gene zalime. Ama yani öyle içli şarkılar, öyle anlamlı sözler ki yani şimdi içinden bir şey çıkartmamak mümkün değil. Esen Hanımcığım ne diyorsun? Ya mutlaka evet şimdi diyor bak. Şöyle bir durum yani itiraf etmeyi evet. Bekliyorsanız boşuna beklersiniz. Ama bu kadar açık olur. Bak bu canlı beste yapmak için. Evet. Beste yapmak için biraz aşık olduğun zaman daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ha şu an aşık mı olmak lazım? Evet şu an eşime Bakicim, aşığım. Bir dakika. Eşinden önce de çok büyük derin yaralar varmış. Bakicim ne diyorsun? Aşık olan, canı yanan, böyle aşk acısı çeken bir insan ancak bu sözleri yazabilir değil mi? Şimdi, Baki de son zamanlarda böyle bir mahmurlaştı, böyle bir şey oldu. Aşk parçaları dinliyor.
O yüzden dedim yani Baki'ye pas atıyorum şimdi. Anlıyor yani. Demek ki eşinden önce... Ya bu önce... şeyle de alakalı. Mesela işte dost yarası yaşamak yersin. Yaşamak gerekiyor değil mi birinden, aslında? Birinden, o aşk acısını. Evet, aşk acısı da tabii yaşadığın zaman aşkla ilgili şeyler ortaya çıkıyor. Hmm. Mesela bir dost kazığı yedim. Çok fena bir dost kazığı yedim. Ne yaptım? Bak öyle bir şey çıktı ortaya. Bütün yaşadıklarını... Evet, elimde değil. Elimde değil. Yani. Yani çok sinirleniyorum. Sinirlendiğim zaman arkadaşıma sinirleniyorum, dostuma sinirleniyorum. Elle kağıdı kaleme onu ne kadar güzel bir şey onu aslında. Yazıyorum. Değil mi? Tabii yerin dibine sokuyorum yazacaksın, gerekirse. Evet. Ama o onu ona yazdığımı bilmiyor tabii ki. Hmm. Kendine yazdığımı bilmiyor ama rast geldiği zaman... Anlıyor mu sözlerinden acaba bana? Bilmiyorum. Mesela en son Gülcan albümünde, Gülcan'ın albümünü yaptım. Hmm. Onunla bir düet parça okuduk. O düet parçada da işte dost yarasını anlattım. Hmm. Dostundan... Hmm. Darbe yiyenleri anlattım. Hı-hı. Benim gibi. Ve onun en sonuna dost görünüp de sırtından vuran insanlara diye bir yazı yazdım. Mesela dost sanırsın... Açalım sesini mikrofonumuzun. Açık ama. Dost sanırsın düşman çıkar. Yar sanırsın yılan çıkar. Can sanırsın sarılırsın. Cansız kalırsın. Çok güzel, çok anlamlı. Çok evet, güzel. Çok anlamlı. Senin var mı Esin Hanımcığım böyle sinirlenip birilerine? Bestelerin birilerine. Modacı yani, modacı. Modaların. İmaj maker'a yani. Yani aslında zaman zaman böyle yazmak gerekiyor değil mi? İlham aldığı konular tabii onu yansıtıyor. Biz neye yansıtalım? Biz ilham aldığımız konuları giysilere yansıtabiliyoruz. Değil mi? Giysilere yansıtabiliyoruz. Tabii, o da bir sanat. Evet, tabii canım, tabii ki. Yani sen ruhunu aslında ya da karşı tarafın ruhunu geliyor sanatçı ya da kişiye özel çalıştığında diyor ki, bayan ya da bay diyor ki, benim, pardon, ruhumdaki benim rengimi kıyafetime yansıt diyor. Siz evet. De ne yapıyorsunuz Esin Hanımcığım? Evet. O ruhu, o kişiliği vücudunun aslında... Vücudunun şekline göre. Vücudunu, onu da unutmamak lazım. Vücudunun şekline göre o kıyafet. Onu o görselleştiriyorsunuz. Tabii yani. O gece onun... O da, yani. O da güzel bir o gece sahne. Onun gecesi ve o geceyi doyumsuz yaşayabilmesi için elbiseyle bütünleşmesi gerekiyor. Eğer elbiseyle bütünleşmezse o geceyi o kadar mutlu yaşayamaz. Değil mi? Evet. Bir de böyle şey yapanlar var. Yani iyice böyle çok şık giyinip de arkasından birinin söz söylemiyor. O gece yani, evet. İşte hiç olmamış ya falan. Dediği anda mesela yolda yürürken görüyorum kadını giyinmiş. Hı-hı. Yuh diyorum yani. Yuh. Böyle. Onu birileri uyarması lazım. Yüden şimdi uyarı geliyor benim sevgili yönetmenim. Erhan'cığım beni uyarıyor. Bu yuhları ve 2012'nin hani yakıştıramadım. 2012'nin abiyeleri ve gelinlikleri üzerinde ben biraz daha konuşmak istiyorum. Esin Hanımcığım hemen bir SMS'lerimize bakalım. Yaşar Uzun göndermiş. Isparta, günaydın Yeliz Hanım. Hayırlı programlar diliyorum. Çok şıksınız. Konuklarınızı günaydın. Günaydınlar efendim. Isparta'ya selamlar. Sabriye Malkoç Van'dan göndermiş. Günaydınlar. Van'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Fadime İstanbul'u göndermiş. Ankara'dan. Ankara'da hemşerim. Ankara'ya selamlar olsun. Orkun Altın göndermiş. Ardahan'dan. Antalya'dan gelmedi. Adana'dan yok. Ne ya. Yapacağız? SMS bekliyorum efendim. Tekrardan hatırlatalım. Adanalılar. Bak, çay takımı setimiz, setimiz için, hediyemiz için efendim, sorularınız için, istek şarkılarınız için ne yapıyoruz? Büyük harflerle Ekin yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Belki. Boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı ve elimize yazdıktan sonra 3929'a gönderiyoruz. Siz göndermeye başlayın. O değil. O değil. Siz göndermeye başlayın efendim. Biz de şöyle bir konuklarımızla bir çay molası verelim değil mi? Kısacık bir ara, sonrasında buradayız.